izleyiciler, sorularımızın hepsine yanıt bulacağız şimdi. Yarışmacılarımızın jüriden aldığı puanları göreceğiz. 3 değil, 4 yarışmacımız potaya giriyorlar. Sevgili izleyiciler, sorularımızın hepsine yanıt bulacağız şimdi. Puanlar tamamlandı. Yarışmacılarımız podyum yürüyüşlerini tamamladılar. Adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi hemen ekranda puan tablomuza bakalım. Yarışmacılarımızın jüriden aldığı puanları göreceğiz ilk tablomuzda. Simay 44 puanla zirvede yer alıyor. Niran hemen arkasında 43 puan. Dilara Taşkın 38. Melek 37, Duygu 36, Aleyna 34, Nazlı 33, Dilara 32, Yağmur 32, Aylin, Selin, ikizlerimiz 30 puan ve Çağla Şen 28 puan. Tebrik ediyoruz Simay'ı. Teşekkürler. En başarılı performansıymış demek ki. Ancak bu puanların bir anlam ifade etmesi için hafta içinde aldığınız tarzlarla birleşmesi gerekir ki bütün bir haftanın sıralamasını görelim. Hemen o tablomuzda görelim. Bakalım bütün bir haftanın sonunda Niran Yalaz 53 puanla haftanın birincisi. Tebrik ediyoruz Nirancığım. Bu da demek oluyor ki aynı zamanda 10 bin liranın sahibisin. Güle güle harca. Hemen sen çekini almadan önce ben de diğer yarışmacılarımıza bakıyoruz. Simay ikinci sırada 50. Dilara 42 puan, Duygu'yla 3. sırayı paylaşıyorlar. Hemen tablomuzun sonuna bakıyoruz. Çağla Şen 30 puanlı haftanın en düşük puanına sahip. Dilara 34 puan, Yağmur ve İkizler 36 puan. Dolayısıyla 3 değil, 4 yarışmacımız potaya giriyorlar. Arkadaşlar önce bir zafer kutlayalım değil mi? Nirancığım tebrik ediyorum. Çekini alabilirsin. Ay. Diyoruz Niran, güle güle kullan. Hiç teşekkür kimse de ederim. Alkışlamadı bilmem fark ettin mi? Sağ olsunlar. Biz daha çok alkışladık. Teşekkür ederim. Evet, hemen izleyicilerimize de hatırlatalım. Ne demiştik? Jüriden alınan puanlar artı hafta içinde alınan tarzlar. Her tarz 2 puan değerinde sevgili izleyiciler. Niran kaç tarz almıştın bu hafta saydın mı? Full aldım. 5 gün boyunca tarz aldım. Tebrik ediyorum seni. Bu da tabloya yansıdı. Ve büyük bir avantaj olarak sana çeki kazandırdı. Demek ki hafta içinde de ne yapıyormuşuz? Çok çalışıyormuşuz. Hemen eleme potasına giren yarışmacıları yanıma almak istiyorum. Buyurun arkadaşlar. Dilara, Çağla, Yağmur ve İkizler, Aylin, Selin. İlk hafta, ilk gala, ilk eleme heyecanı ve potadasınız. Şimdi yarışmacı arkadaşlarınız içinizden birini kurtaracak. Acaba hanginizi tercih edecekler? Hemen kararları almak üzere başlıyorum. Simay. Bence şu anda benim gözümde hepsi eşit. Hiçbiriyle bir yakınlığım yok. Ama bence Yağmur bir tık fazla özeniyor hepsinden. O yüzden bence Yağmur dönsün diyorum. Melek. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum, siz beni sevmeseniz de. Ama Yağmur'u ben kesinlikle istiyorum yani. Yağmur biraz daha şeyler yapabilir. Ben Yağmur'un kalmasını istiyorum. Peki, Aleyna? Benim için hepsi aynı ama zaten aralarında tek birisiyle enerjim uyuşmadı. Bana göre de Yağmur kalsın diyorum ben. Teşekkürler. Duygu? İkizler kalsın diyorum. Aylin'le Selin. Aylin, Selin kalsın dedin. 3 Yağmur, 1 İkizler var. Dilara? Ben de ikizlerin kalmasını istiyorum. 3 Yağmur. Daha isimlerini ezberleyeceğim.
3 yağmur, 2 ikizler. Evet. Ben Yağmur'un daha çok çabaladığını düşünüyorum ve burada yarışmak istiyorum, rakibim olsun. Yağmur kalsın diyorum. Yağmur 4 oldu ve son olarak. Ben de Yağmur'un çok emek verdiğini biliyorum. O yüzden Yağmur kalsın istiyorum. Teşekkürler. Yağmurcuğum, geçmiş olsun. Geçebilirsin yerine. Yarışmacı arkadaşların seni kurtardılar. Kaldık mı baş başa? Şöyle alayım sizi yanıma. Sevgili yarışmacılar, Çağla, İkizler ve Dilara. Şimdi jürinin karşısına geçeceksiniz ve içinizden biri ya da ikizler birlikte yarışmaya veda edecek. Bol şans diliyorum hepinize. Karar için jürinin karşısına geçebilirsiniz arkadaşlar. Sevgili jüri üyelerim, ilk hafta ve bir yarışmacımızla vedalaşacağız. Nur Ellam, senin kararına başlayabilir miyiz? Tüm haftayı göz önünde tutarak günleri, geçtiğimiz günleri göz önünde tutarak karar verdim. Tam bugünle ilgili değil. Ay çok zor ya. Ben bakamam ya bir. Çağla diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Urkan'la devam edelim. Şimdi en düşük puanı Çağla'ya verdim ama şöyle üçünü birden gördüğümde veya dördünü diyeyim. İkizler size diyorum. Bir Çağla ve Urkan'dan gelen ikizler var. Kemal. Evet, yani ben verdikleri pırıltıya aldığım ışığa bakarak kararımı verdim. Ve Çağla'dan hiç ışık almadığımı fark ettim. Maalesef. İki jüriyemiz Çağla dedi, bir ikizler. Kerimcan ve İvana'nın kararları var. Kerimcan'dan alalım. Ben sadece bugün ne giyildiyse ve ne yapıldıysa ona göre bir karar verdim. Üzülerek Çağla diyorum. Sonuç belirlendi. İvana'nın kararını öğrenelim. Çağla'yla vedalaşacağız ama söylemek istedikleri vardır. Evet, ilk hafta şu anda bütün haftaya göze alarak karar verdim ve isim yazdım. Arkadaşlarım gibi aynı düşünüyorum. Çağla diyorum. Teşekkür ederim. Çağlacığım, ilk hafta seninle vedalaşıyoruz. Arkadaşlarınla vedalaşabilirsin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Seni tanıdık. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakal. Sevgili izleyiciler, İşte Benim Stilim'de 7. sezonda ilk eleme gecesinde Çağla'yla vedalaştık. Programın başında da söylediğim gibi bu sezon bir farklılığımız var. O da bu koltuklar hiç boş kalmayacak. Finale kadar manzara hep böyle dedik. O zaman gidenin yeri hemen hop doluyor. Bir veda, arkasından merhaba. Bakalım Çağla'nın koltuğuna oturacak olan yepyeni yarışmacımız kim? Kapı açılsın. Still behind the door.
hoş geldin. Merhaba. Tuğba, Çiğdem. Evet. Şurada bir yıldızımız var, bak onu göreceksin. Pardon. Seni tanıyalım mı biraz? Tabii. Tuğba Çiğdem, 11.04.1992 doğumluyum. İzmirliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Bir butiğim var Nişantaşı'nda. Harika. Onu işletiyorum. Daha yeni açtım daha doğrusu. Neden yarışmaya katılmak istedin? Hem butiğim için hem de tarzımı daha iyi bir yere getirebilmek için. Daha iyi bir şeyler öğrenebilmek için. Öğrenmek için mi geldin yoksa iddian devam ediyor mu? İddialıyım. İddialısın. İddiamı da daha fazla arttırmak için geldim. Güzel. Heyecanlısın. İnanılmaz. Peki kırmızı halı konseptine göre mi geldin? Evet, bir de ilk defa mucize oldu benim hayatımda. Son zamanlarda böyle her şey çok güzel gidiyor. Kırmızı giyinmek istedim. Harika. Ve buradayım. Uğruna inanıyorsun. Kesinlikle. Her şey üst üste geldi. Evet. Ve artık aramızdasın. Evet. Hoş geldin diyorum. Hoş Umarım buldum. Uzun ömürlü olur buradaki maceran. Yalnız, yanılmıyorsam orada poz vermedin kameralara heyecandan. Evet, biraz heyecan. O zaman sen podyumdan yürüyerek yerini alırken ben de şöyle kenara çekiliyorum. Hepimiz bir kez daha sana alıcı gözle bakıyoruz. Podyum senin. Tuhaf bir şeyler oluyor orada. Bir göz değdi. Göz değmek mi? Tabii büyük. Gözle devirmeye niyetlenmeye kadar yani. Hemşerisinden. Neden bahsediyorsun? Evet. Gel bakayım şöyle, burada bir tabii sohbet konusu var. Sen tanıyor musun Simay? Dubai. Hayır, tanımıyorum. Hoş geldin, hoş geldin. Evet. Hoş geldin, gidip de gidersin. Belki. Şu an biraz heyecanlıyım ama önümüzdeki hafta güzel olacak her şey. Hadi inşallah sevgili seyirciler. Seni yerine alayım Tuğba'cığım. Bol şans diliyorum. Aleyna'nın bakışı. Alıcı gözüyle bakmış. Şöyle bir. Çok güzel görünüyor. Ay bomba bence gibi de. Düştün Tuğba. Var mı efendim? Jürilerimizin yorumu var mı? Ben bayıldım Tuğba'ya. Girer girmez yaktı ortalığı. Bence de öyle. Kızlar baya korkmuş gibi geliyor bana. Kim? Hayır. Hayır. Hoş geldin. Teşekkürler. Hoş bulduk. Valla yollar uzun galiba. Bir merak ettirdi sanki. Evet. Pazartesi bayağı günü. Orada kaynıyor. Sevgili izleyiciler, ilk hafta eleme gecemizde veda ve merhabadan sonra artık bizim için de veda etme vakti. Bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi günü gördüğünüz gibi çok sağlam bir gündemle işte benim stilimde karşınızda olacağız. Pazartesi günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.